Merhabalar sevgili dostum bugün sana sık karşılaştığım bazı kişilik bozukluklarından bahsetmek istiyorum. Bu kişilik bozukluklarına geçmeden önce kişilik bozukluğu nedir? Bunu anlatmak isterim sana. Mevzu şudur. Kişilik dediğimiz mevzu biz dünyaya geldiğimizden itibaren adım adım tuğla tuğla şekilleniyor. Bizim kendimizi, dünyayı, olayları, diğer insanları, diğer insanlarla olan ilişkimizi en temelde etkileyen şey kişiliğimiz. Mesela etrafındaki birisine sabırsız, öf bir şekilde e, şüpheci ya da bir şekilde ilgi çekmeyi çok seven yaklaşımları var dediğimiz zaman bu onun kişiliğinin bir parçası olabilir. Hepimizde her kişilik özelliğinden biraz biraz vardır ama bazı özellikler aşırı artmaya başladığı zaman mesela şüphe özelliği ne oluyor burada senin hayatını ciddi anlamda olumsuz etkileyen ilişkilerini işini gücünü aileni etkileyen bir noktaya geliyor. İşte hayatla ilişkimizi bozan ve ergenlikle e, 20'li yaşlarda netleşen artık oturan uzun süre boyunca değişmeyen yaklaşımlar varsa hayatın akışını bozan kişiliğimizle ilgili burada kişilik bozukluğu var diyebiliyoruz. Bu iş sadece yetişme tarzımızla alakalı değil aynı zamanda genetik faktörler de bizim kişilik yapımızı etkileyen ana şeylerden bir tanesi. Yani genetik anne baba tutumu ve sonrasında yaşadığımız şeyler nasıl birisi olduğumuzu belirliyor ve o nasıl birisi olduğumuz noktasında sıkıntılı şeyler varsa bunlar ileride kişilik bozukluğuna sebep olabiliyor. Bu videoda sana sık karşılaştığım bazı kişilik bozukluklarını anlatacağım. İlk bahsetmek istediğim kişilik bozukluğu paranoid kişilik bozukluğu. Paranoyayı belki daha önce duymuşsundur. Paranoya dediğimiz mevzu şüphenin abartılmış hali hatta çok 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 abartılmış hali. Hepimizin gerçek hayatta kendimizi koruyabilmek için şüpheye ihtiyacımız vardır. Çünkü herkes iyi niyetli değildir. Bazı insanlar bize zarar vermek istiyor olabilir. Evet bu bizim için önemli ama paranoid insanlar bu şüpheyi o kadar abartır ki bazen hiçbir anlamı olmayan tavırlardan, olaylardan kendine yönelikmiş gibi anlam çıkartır ve der ki aa bu benim hakkımda olumsuz düşünüyor. Bu benim hakkımda plan yapıyor. Belki daha da ileri aşamalarında bak beni takip ediyor olabilir. Kesin benim hakkımda bir şeyler yapacak bana zarar verecek. Yani paranoid insan diğer insanları güvenilmez bulur. Onların kendisi hakkında kötü düşünceleri olduğunu, kötüye kullanmak istediğini, zarar vermek istediğini düşünür ve onlara karşı inanılmaz önlemler alır. Onların her davranışını, her hareketini ciddiyetle izler. Paranoid bir insana göre her insanın kendisini kandırma, aldatma ve zarar verme potansiyeli vardır. Bu bazen annesi, babası, kardeşi, çok yakın arkadaşı bile olabilir. Böyle bir insan varsa etrafında ufacık bir davranıştan olumsuz bir anlam çıkartabilir ve bu insanlar gerçekten aşırı alıngan insanlardır. Sadece zarar görme anlamında değil. Sen basit bir şaka yaparsın, aradan yıllar geçer ve o şaka unutulmamıştır. Sen benim hakkımda şöyle yapmıştın, şöyle düşünmüştün, bana şöyle yaklaşıyordun gibi. Bu insanlar aynı zamanda inanılmaz kindar insanlardır ve enteresan bir şekilde bu insanlarda abartılmış bir adalet duygusu vardır. Birisi kendisine minicik bir hata yapsa bile karşılığını vermek zorunda hisseder. O da ona bir şekilde Şekilde benzer tepkiyi gösterecek, altta kalmayacak, belki de daha öte noktalarda zarar verme noktasına kadar gidebiliyor paranoid kişilik bozukluğunun bu tür davranışları. Burada bir örnek vermek istiyorum bu konuyla alakalı. Bir tane adam. İş yeri tuvaletine giriyor. Tuvaletten çıktıktan sonra lavaboda elini yıkayacak. O sırada daha öncesinde lavaboda elini yıkamış olan birisi elini kurulamak için kağıt havlu kutusundan sertçe bir kağıt havlu çekiyor. Ve buradaki adam paranoid kişilik özelliklerine sahip şöyle düşünüyor. Diyor ki bu adam sert bir şekilde kağıt havluyu çekti. Kesin benim hakkımda Kötü düşünceleri var, beni dövecek, bana zarar verecek, ben gidip onunla konuşmam lazım. Lavabodan çıkıyor, gidiyor adamın yanına, diyor ki ''Sen arkadaş hayırdır, ne yapmaya çalışıyorsun, derdin ne, o kağıt havluyu niye böyle çekiyorsun?'' Tabi öbür adam şoka giriyor, diyor normal. ''Çektim ben kağıt havluyu.'' Bir sebebi yok. İşte paranoid kişilik bozukluğu olan insanlar belirsiz sinyalleri hatta hiç anlamı olmayan şeyleri bile kendileriyle alakalıymış gibi düşünür ve sonrasında buna tepki vermek ister der ki benim kötülüğümü istiyor kendimi korumam lazım yani Abartılmış bir tehdit algısı, abartılmış bir kendini savunma mekanizması vardır. Bu insanlar aynı zamanda çok kıskanç olabilir, eşleriyle ya da arkadaşlarıyla ilişkilerinde ciddi anlamda karşı tarafın hayatını zindan etmeye yönelik davranışları da olabilir. Gelelim borderline kişilik bozukluğu belki de en çok merak edilen kişilik bozukluklarından bir tanesi çünkü internette insanlar belirtilerini okuduğu zaman birçok insan bu şöyle bir yanılgıya düşüyor aslında birçok psikolojik rahatsız hızlık için geçerli bu. Okuyorsun aa bende var bende var kesin ben borderline'ım. Ve insanların en çok tuzağına düştüğü şey şu. Gün içinde sık sık ruh hali değişir. E, hızlı bir şekilde neşeliyken üzgün üzgünken neşeli olabilir. Bunu yakaladığı anda birincisi borderline miyim ikincisi bipolar mıyım Şimdi bu anlattıklarımı dinlediğin zaman aslında büyük ihtimalle borderline ya da bipolar olmadığını anlayacaksın. Borderline kişilik bozukluğuna sahip olan insanların inanılmaz değersiz bir benlik algıları var ve şöyle hissederler. Ben sevilmeye layık bir insan değilim. Bunu ara ara yüksek bir şekilde yüksek bir benlik saygısına sahip oluyormuş gibi hissetseler de çoğunlukla kendilerini değersiz hissederler. Bu insanların öyküsüne de baktığımız zaman geçmişlerinde annesinden, babasından ya da her iki taraftan da yeterince sevgi depolarının dolmamış olduğunu bir şekilde e, o sevilmeye layık olma inancını aşılamadıklarını görüyoruz. Bundan dolayı benlik çok değersiz hissederler. Hissettiği için onlara değerli hissettirecek narsistik tiplere inanılmaz bağlanabilirler. Derler ki bu insan bana iyi hissettirecek. Ve böyle olunca narsistik bir partner bulunca kendisine şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Ya terk edilirsem ya beni bırakırsa. Ve böyle olunca inanılmaz yoğun bir terk edilme duygusu yaşar. Ona yapışır. Senin için her şeyi yaparım. Yeter ki beni bırakma. Ve bazen karşı taraf narsistik olduğu için devamlı onun bu bağımlılığını, terk edilme korkusunu kötüye kullanabilir ve istediği her şeyi yaptırabilir. O değeri ona vermez ya da çok nadiren verebilir ve borderline kişilik bozukluğuna sahip olan kişi aynen çocukluğunda olduğu gibi o değeri almak için elinden gelen her şeyi yapar. Burada borderline'ların yaptığı sıkıntılı bir davranış kalıbı var. Kendilerine değer vermeyen narsist partneri yalvarırcasına yapışırken kendilerine değer veren bir kişi çıkarsa karşısına onu gözünde o kadar çabuk değersizleştirir ki bundan dolayı geçmişindeki sevgi alamama şablonunu hayatında hep bir döngü halinde yaşar. Ama ne zaman ki karşısına gerçekten efendi akıllı uslu bir insan çıksın hemen o gözünde değersizleşir çünkü ona kolayca sevgi veren bir insan onun asla dikkatini çekmez. Bir şekilde narsist insanlarla bağlanıp Uzun süre çalkantılı ilişki yaşamalarının sebebi budur. Borderline'ların bir diğer özelliği de hayatlarında karşılarına çıkan insanları birden göklere çıkartması ve çok kısa bir süre içerisinde belki de hiçbir sebep yokken yerin dibine sokması. Bu danışanlarda bile olabilir. İlk seansa gelir danışan daha beni yeni tanımıştır der ki siz benim hayatımda karşılaştığım en iyi psikologsunuz. Siz peygamber gibi adamsınız, mükemmelsiniz. Hayatımı size adayacağım. Ben artık e, ilk başta çok çok mesela mesleğin başında. Artık anlıyorum böyle bir yaklaşımı. Çok kısa bir süre içerisinde diyelim ki danışana bir noktada bir yüzleştirme yaptım. Olumsuz bir davranışı konusunda geri bildirim verdim. O noktada seni yerin dibine sokabilir. Allah senin belanı versin. Senin gibi iğrenç bir adam görmedim. Sen nasıl psikolog oldun? Yani bu sadece psikoloğa değil. Arkadaşlar, iş hayatındaki insanlar, sevgililer bile olabilir bazen. Mesela biraz önce söyledim ya. Birisi ona değer vermediği zaman göklere çıkartır. you çok kısa bir süre içinde onu yerin dibine de sokabilir. Borderline'larda sık karşılaşılan bir özellik de bu göklere çıkarma, yerin dibine sokma kalıbıdır. Bu bozukluğa sahip olan insanların duygularıyla, davranışları arasında bir bariyer yoktur. Normalde insanlarda şunu bekleriz. Hissettiğimiz, arzuladığımız şeyi davranışa dökmeden önce arada bir filtre olmasını bekleriz. O davranışı ortaya koymadan önce düşünürüz, analiz ederiz ve sonrasında o harekete geçeriz. Ama bir borderline borderline hissettiği şeyi hemen yaşamak ister. Bir şekilde uçlarda olmasının sebebi de budur. Duygularının davranışlara yansımasında hiçbir engel, hiçbir duvar, filtre yok. Böyle olunca o anda mesela çok içmek istiyorsa dibine kadar içiyor. Ya da o anda bir şeyi arzuluyorsa kendisine zarar verebilecek noktada olmasa hemen onu yaşıyor. Bundan dolayı mesela borderline'lar çok sıkıntılı ve riskli cinsel ilişkiler yaşayabilir. Çok kısa süreli ilişkiler yaşayabilir. Hızlı araba kullanabilir, maddeye düşkün olabilir, alkol bağımlılığı olabilir. Ya da o anda çok öfkeli olduğu zamanlarda yine duygularda öfke de bir duygu. O anda önüne gelen şeyi yakıp yıkabilir, mahvedebilir. Yani ya da mesela iş yerinde bir şeye kızdı, çok emek verdiği şeyi birden çöpe atabilir. Duygularla düşünceler arasında bariyer yok. Bir yandan duygular demişken şunu da söylemek isterim. Gün içerisinde e, çok neşeliyken o anda ona iyi hissettirecek bir şey var. Belki yeni bir şey aldı. Belki de iyi hissettirecek birisiyle tanıştı. E, kısa vadeli olarak kendisini inanılmaz mutlu hisseder. O anda dünyada her şey düzelmiş, her şeyi halletmiş, mükemmelmiş gibi hisseder. Ama işler azıcık ters gittiği zaman ya da aynı gün içerisinde bazen hiçbir sebep olmaksızın bu sefer yerin dibine kendisini atar. bittiğim mahvoldum bu hayat yaşamaya değer değil intihar etmeyi düşünüyorum Allah benim belamı versin moduna geçebilir. Bu döngü o kadar hızlı olur ki bazen dediğim gibi gün içinde birkaç kere bile olabilir. Böyle olunca insan çok yorulur ve tamamen sistem şunun üzerine kurulur. O yüksek duygu durumu var ya iyi hissettiği hal onu yaşamak için hayatında hep uç noktalarda deneyimler aramaya başlar. Uç noktalarda deneyimler derken mesela benim borderline danışanlarda fark ettiğim bir diğer şey de şudur. Ani siyasi dini değişimlerle sık sık karşılaşabiliriz. Mesela bir gün danışan borderline bir danışan ee, çarşaflı olarak gelir seansa bir ay sonra bir bakmışsın ki inanılmaz açık giyinen bir halde gelebilir. Şimdi bu noktalarda ani değişimler olabilir. Mesela bir bakmışsın Müslümanım derken Hristiyan olmuş. Sonrasında siyasi anlamda uç bir görüşteyken komünistken bir noktada bir bakmışsın ki aşırı dinci bir noktaya gelmiş olabilir. Yani geçişler her zaman uçlardadır. Yaşadığı şeyler noktasında bir bakmışsın siyah, bir bakmışsın beyaz. Bu noktada yine aslında biraz önceki şeyle bağlantılı her zaman kendisini iyi hissettirecek uç deneyimler arıyor. O an dikkatini ne çekiyorsa bir öncekini tamamen değersizleştirip yeni olana bir hücum şeklinde atlıyor. Borderline nedense bazı insanlara sempatik geliyor. Aa ben de olabilir havalı bir şeymiş gibi ama hakikaten Allah düşmanımın başına vermesin. Çok zor bir şeydir. Hem bunu yaşayan bir insan için hem de ailesi için çok 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 zor bir şeydir. Ve tedavisi terapiyle ilaçla çok zordur. Yani yıllar alabilir ve kesin güzel bir sonuç vereceği garantisi de yoktur. Bu insanlar kendilerine zarar verme davranışını çok sık yaşayabilirler ve böyle davranışlarda bulunabilir bazen bu e, kollarına çizik kesik atma ya da bazen kendini öldürecek kadar alkol tüketme ya da bazen intihar girişimleri şeklinde olabilir İntihar girişimleri ya da kendine zarar verme iki türlü oluyor birincisi kendini dedim ya dipte hissettiği zaman aşırı dipte hissediyor e, zirvedeyken aşırı zirvede işte o dipte hissettiği anlarda intihar girişimleri olabiliyor. Bir diğer şey de hayatındaki insanları manipüle etmek için intihar girişimlerini kullanabiliyor. Manipüle etmek için diye düşünme bazen bu girişimler karşı tarafı etkilemek için bile olsa ölümle sonuçlanabiliyor. Dediğim gibi bu insanlar kendine sıklıkla zarar verebiliyorlar. Ve neredeyse her borderline'ın yaşadığı bir şey vardır boşluk hissiyatı. İçlerinde doldurulamayan bir boşluk varmış gibi hisseder ve bu boşluğu doldurmak için Için, e, aşırı zevk, aşırı haz, aşırı acı peşinde koşabilir. Bu boşluk gerçekten o çocukluk çağında dolmayan sevgi deposuyla alakalıdır. Şimdi bu saydıklarımın bir tanesi iki tanesi sende olabilir. Bu kesinlikle senin borderline olduğunu göstermez. Bu saydıklarımın neredeyse %80'ini %90'ını çok çok uzun yıllardır yaşıyor olman lazım ki sana borderline diyebilelim. Bahsetmek istediğim bir diğer kişilik bozukluğu da histrionik kişilik bozukluğu. Histrionik kişilik bozukluğuna sahip olan insanları şöyle hayal edebilirsin. Bir tiyatro sahnesinde ve her davranışı alkışı bekliyormuş gibi. Bu insanlar histrionik kişilik bozukluğuna sahip olan insanlar ilgi için yaşarlar. Diğer insanların ilgisi onları varoluşunu sağlar. Bu insanlar kendilerini o kadar boş, o kadar değersiz hissederler ki birilerinin kendilerini sevmesi için ellerinden gelen her şeyi ama her şeyi yapmaya hazırdırlar. Burada bu her şey o kadar kapsamlıdır ki ilk akla gelen ve en sık karşılaşılan ilgi çekme yöntemi Kadınlarda özellikle çünkü bu rahatsızlık kadınlarda daha sık karşılaşılıyor. Cinsel açıdan karşı tarafın ilgisini çekmek için e, aşırı bir şekilde teşhirci giyinme gibi davranışlar olabiliyor. Ya da aşırı cilveli, aşırı karşı tarafı ayartıcı, tahrik edici konuşmalar, mimikler, davranışlar ortaya çıkabiliyor. Buradaki amaç bunu yapan insan mesela aşırı teşirci giyinmiş ya da aşırı ayartıcı konuşuyor. Amaç aslında karşı taraf bunu gördüğü zaman cinsellik istiyormuş gibi görünse de bu insan Histrionik kişilik bozukluğuna sahip olan kadın aslında şunu istiyor. Ben bir şekilde senin ilgini istiyorum ve bunun için kullanabileceğim en işe yarar yöntemim cinsel açıdan seni ayartabilmek. Ve sonrasında e, erkeklerle mesela karşılaşıyoruz çift terapisine geliyorlar bazen. Bu tür insanlar ilk başta çok cinsel açıdan vaatkar olsa da iş ilişki noktasına ya da özel hayata ya da evliliğe geldiği zaman cinsel açıdan isteksiz, Hatta bazen hiç cinselliğe yanaşmayan tarafları da olabiliyor bu histrionik kişilik bozukluğunu yaşayanların. Yani buradaki amaç karşı tarafın ilgisini, sevgisini ve her an bunu hissedebilmek için onu kullanmak. Bu ilgiyi çekmek için bazen de dramatize etme dediğimiz yöntem kullanılabiliyor. Kişinin hayatında başına bir olay geldi. Bazen doktora gitmesini gerektiren minik bir rahatsızlığı oldu. Böyle durumlarda histrionik kişilik bozukluğu olan insan sanki parmağına taş değse kanser olmuş gibi ortalığı ayağa kaldırabilir. Doktor dedi ki tamam parmağına taş değmiş ama bu aynı zamanda cilt kanserine de sebep olabiliyor. Buradaki amaç o dramatize etme hali etrafındaki insanların ilgisini kendi üzerine çekebilmek. Ve böyle olunca ne oluyor o ilgi kendi üzerinde olduğu zaman geçici bir süre mutluluk. Ama o ilgi ister istemez doğal olarak azalacak. İlgi kendisinin üzerinde olmadığı zaman çok sıkılıyor, bir şekilde orada öflüyor, pufluyor. Bundan dolayı mesela kalıcı, derin, sağlıklı ilişkiler kuramıyor bu bozukluğa sahip olan insanlar. Ve enteresandır, bu bozukluğa sahip olan insanlar dışarıdan inanılmaz etkileyici, çekici görünebilir. Ama ona yaklaştığın zaman... Şunu fark edersin, bu bozukluğa sahip olan kişi vitrinden ibaret. Arka taraf tamamen boş. Yıllar yılı diğer insanların ilgisini, sevgisini kazanmak için uğraşırken derinleşmeye hiç fırsat olmamış. Sadece ilgiyi çekme boyutunda kalmış ilişkiler. Karşı tarafa verebileceği duygusal açıdan bir destek, bir yatırım becerisine bile sahip olmayabiliyor bu taraf. Son olarak bahsetmek istediğim kişilik bozukluğu, bağımlı kişilik bozukluğu. Bu bozukluğa sahip olan kişiler isminden de anlaşılacağı üzere diğer insanlar olmadan kendi hayatını yaşamakta çok zorlanıyorlar. Diğer insanlar olmadan karar veremiyorlar ve onlar olmazsa şu hayatı tek başına yaşayamayacakmış gibi hissediyor. Burada şöyle bir durum var. Diyelim ki bu bir arkadaşlık ilişkisi olabilir. İnsan kime bağımlı olur dersek, bir arkadaşı olabilir, anneye olabilir, babaya olabilir. Bazen bir kardeşi olabilir, sevgiliye en çok ya da eşe bağımlı olma hali olur. İster istemez hayatın belli noktasında karşımızdaki insan kendi hayatının olmasını isteyebilir. Kendi arkadaşları, işi gücü ya da kendine ayıracağı bir zaman dilimi olsun ister. Böyle bir durumda bağımlı kişilik bozukluğu olan insan sanki bir solunum cihazına bağlıymış da o anda ağzından bütün hortumlar çekiliyormuş gibi nefessiz kaldığını hissedebilir ve karşı tarafın o ilgisini kaybetmemek için, o yakınlığını kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yapar. Hiç yapamayacağı şeyleri bile yapabilir. Karşılaştığım o kadar ilginç vakalar var ki bağımlı kişilik bozukluğu özelinde. Burada çok paylaşmak istemiyorum ama e, gerçekten buna bir insan katlanır mı diyebileceğiniz İhmalkarlığa, şiddete sadece aman beni yalnız bırakmasın, aman beni terk etmesin diye insanlar sabrediyor. Bağımlı kişilik yapısında geçmişte gerçekten e, travmatik bir aile yaşantısı oluyor baktığımız zaman. Nefes aldırtılmamış oluyor bu kişiler ki sonrasında ciddi anlamda kendi başlarına nefes almayı öğrenmemiş oluyorlar. Hep birisine muhtaç oluyor. Bir karar mı verecek mesela? Ee, çok basit bir şey olabilir. O kararı bile vermekte zorlanıyor. Sadece yanındaki insanın onayını aldığı zaman sağlıklı karar verebileceğini düşünüyor. Tek başına kendisinin hiçbir değeri olduğunu düşünmüyor. Kendi başına hiçbir şey yapabilecek güce sahip olduğunu düşünmüyor. Hayatta eğer yanında o bağımlı olduğu kişi olmazsa bir hiç olduğunu düşünüyor. Ve enteresandır. Diyelim ki bağımlı olduğu insan hayatından çıktı. Yollar ayrıldı. İnanılmaz bir kişilik krizine giriyor. Burada iki seçenek çıkıyor karşımıza. Eğer onun yerine birini ikame edemezse bu yıllar bile geçse o insana yönelik ciddi bir ayrılık acısı 10 sene bile sürebiliyor. Çünkü oradaki mevzu bağımlılık krizi. Ya da mesela fırsatını bulursa birisi gittiği zaman hemen başka birine bağımlı olmak isteyebiliyor. Bağımlı kişilik bozukluğuna sahip olan insan. Kişilik bozuklukları gerçekten zor problemlerdir ve video izlemekle geçmez. Bu videonun amacı sadece sana tanıtmak, bilgi vermek. Ee, belki şöyle bir şey yapabilirim. Bu saydığım kişilik bozukluklarından birisini seçip bana yorumlar kısmında yazarsan o kişilik bozukluğu hakkında belki bunu yaşayan insanların da neler yapabileceği konusunda öneriler içeren bir video çekebilirim. Yani yorumlar kısmında hangi kişilik bozukluğunu detaylı olarak dinlemek, izlemek istiyorsan yazabilirsin. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere.